Ekranların yol gösteren Gezi programı rehberi hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim, cennetten bir köşedeyim ve ilerleyen dakikalarda arkamda görmüş olduğunuz ülkemizin tabii ki sosyal medya ile beraber çok da gizli olmayan ama yine de gizli cenneti diyebileceğimiz bir noktadayım. Şöyle bir manzara ekrana gelsin. Bir yarımada, masmavi deniz, incecik kum, bembeyaz evler. Bodrum değil. Sevgili dostum, kardeşim, Silifke'de Bedir Usta telefon açtı, dedi ki abi yaz bitmeden gel. Seni dedi o kadar özel yerlere götüreceğim ki daha önce hiçbir gezi programı bu güzellikleri kimseyle paylaşmadı. Ben Bedir kardeşimi çok severim, sözüne de güvenirim. Geldim, biraz sonra çay ve güneş. Tabi anlamı mutlaka başkadır. İngilizce çay ve güneş. Tisan adasını, ada diye geçiyor ama yarımada, sizlerle paylaşacağım. Konaklama, kafe, pırıl pırıl deniz, hepsi rehber farkıyla ekranlarınızda olacak. Ama önce o aşırı sıcak havada, bu böyle 40 dereceleri hissettiğimiz bir günde önce yukarıya, tepelere doğru çıkalım. Bir 1300-1400 metre çıkalım. Muhteşem bir lavanta bahçesi, lavanta ürünleri ve izlerken çok duygulanacağınız 1938 yılında yapılan, daha sonra harap olan ve yaşayan köylülerin emeğiyle bugün restore edilip müze olan okul ekranınıza gelecek. Önce gidelim köye. Buradan yaklaşık 1,5 saat yolumuz var. Sonra tüm güzelliğiyle Tisan'da buluşalım. Ardından da Bedir Usta'nın birbirinden lezzetli kebapları. Rehber başladı. İyi seyirler. Rehberde Silifke'deyiz efendim. Çaltı Bozkır'a geldik. Eskiden köydü, şimdi mahalle. Şehir merkezinde sevgili dostum Bedir Usta ile buluştuk. Dedi ki sana, dedi, Silifke'de daha önce görmediğin, İlk defa çekeceğin bir yer var. Oraya götüreceğim seni, dedi. Dedim usta ne var orada? Dedi ki çok güzel bir, dedi, lavanta bahçesi var. Şöyle biz şehir merkezinden yola çıktık. Vallahi yukarıya doğru çıktık. Bir yarım saat 45 dakika. Aşağıdaki kavurucu sıcağı bıraktık. Böyle püfür serin serin esen lavanta bahçesine Hatice ablamın yanına geldik. Hatice ablamın aslında 100 kişinin içinden hemen ayırırım. Çünkü lavanta bahçesi var. Kendisi de çiçek gibi bugün. Çiçekli elbisesini giymiş. Güler yüzlü. Çok güzel bir kahvaltı yaptık önce. Sıkmamızı, böreğimizi yedik. Yapan ablanın da ellerine sağlık. Onları konuşacağız. Hatice ablam merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Burada bir cennet yapmışsın kendine. Teşekkür ederim. Çok güzel buralar. Kaç sene oldu lavantaya başlayalı? 2018'de başlamıştık ama 2020'den beri de 3 yıldır daha böyle aktif olarak bahçemiz çalışıyor. Gelen giden misafirler, konuklar. İlgi çekti mi? Çok ilgi çekti. Güzel. Böyle ilgi çekildiği zaman benim de hoşuma gidiyor. Bir de mevsim olarak öyle güzel bir zamanda geldik ki herhalde bir hafta sonra gelseydik, evet, bu lavantaların hiçbiri olmayacak. Evet, bir hafta sonra hasat şenliğimiz var. Keseceğiz ondan sonra. Yağını yapacağız, suyunu yapacağız. Değişik ürünler yapacağız. Seneye hazırlayacağız kendimizi. Şimdi orada yapılmış ürünler var. O ürünleri de oraya gittiğimiz zaman zaten beraber mutlaka konuşuruz. Zahmetli iş mi lavanta? Ne ister? Nasıl bir toprak ister? Nasıl bir hava ister? Ne kadar yükseklik ister? Toprak seçiciliği yoktur lavantanın. Tarım olarak da ilaçsız, susuz, her bölgeye uygun bir tarım. Yani 800 metrenin altına pek önermiyorum. Yağ kalitesi iyi olmuyor. 800 metreden sonra istediğiniz yerde dikip yetiştirebilirsiniz. Şimdi lavantanın olduğu yere sivrisinek gelir mi? Gelmez. Gelmez değil mi? Yani bu bölgede gerçekten çok önemli. Bir de şimdi biraz sonra o ürünlerden de göstereceğiz efendim. Sivrisinekle ilgili sıkıntınız varsa başucunuzda bunun mumu var. Ben az önce gördüm. Kolonyası var. Efendime söyleyeyim, çiçek halinde, demet halinde paketlenmişi var. Onların hepsini az sonra konuşacağız. Ablacığım kaç dönümün var? Burada 3 dönüm civarında yerimiz var ama köyün genel olarak 100 dönüm civarında var.
Yani köy bayağı artık lavanta köyü oldu. Evet, oldu. Güzel. Ablam bir de bak. Şimdi ben bir yere kadın eli değdiği zaman her zaman söylüyorum. Olay daha da bir güzelleşiyor. Daha da bir estetik oluyor. Mesela burada kozalakların içerisinde lavanta bahçesi hatırası köşesi var. Evet. İnsanlar geliyor buraya, konsept çekimleri yapıyor. Gelin damat geliyor. Hamile çekimleri geliyor. Çok artık değişik. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sosyal medyadan sonra her şeyin sosyal medya versiyonunu buldular. Ben en çok kime üzülüyorum biliyor musun? Bak kim? Aynı fikirde olacağız. Damatlara. Bak gelinler nasıl geliyor? Yüzü gülerek değil mi? Evet. Poz veriyor, şöyle duruyor. Damatlar nasıl? Biz şimdi gidelim. Evet, aynen. Aynen değil mi? Evet, maalesef. Ablam bu şimdi geçen senenin mahsulü mü? Bu yılın işte. Bu yılın. Mayıs'tan itibaren açmaya başlıyor. Mayıs 15, Ağustos'un başına kadar. Temmuz dönemi çok güzel çiçekli oluyor. Artık Ağustos'ta da kesiyoruz işte, hasat ediyoruz. Ablam, gözüm yok. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Tavsiye edebileceğin bir iş kolu mu toprağa olana? Bence edilmeli. Yani çok böyle küçücük yerlerde hani daha çok böyle turizm yapılabilir ama büyük alanlarda da büyük getiriler elde edilebilir yani. Yani atıyorum toprak, yükseklik, toprak fark etmez dediniz. Yükseklik uygunsa evet. Hani bahçem boş dursun diyeceğini bir ekimle biraz emek harcayarak evet. Hem sağlıklı da bir iş. Evet, çok güzel. Hem kolay. Keyifli. Tembel tarımı diyorum. Tembel tarımı değil mi öyle? Olur mu ya? Şimdi şu güzellik tembel tarımı olur mu? Hatice ablam aşk olsun. Az işte az emek harcıyorsun. Çok fazla bir emeğin yok yani. Eniştem var. Evet var. Bir şey soracağım. Gel şöyle gel. Hüseyin abi şöyle geriye doğru gitsene gel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şu zamana kadar şurada kaç kişi fotoğraf çektirmiştir salıncakta? Oo, çok insan çektirmiştir yani 40 bin 50 bin insan olmuş fotoğraf mudur? Olmuştur. Peki eniştemle senin fotoğrafın var mı böyle? Var. Var mı? Sen de böyle eniştem senin elini tutup beraber şurada da buranın tadını çıkarttınız mı? Valla işte böyle tesadüfen bir denk gelirsek çektiriyoruz fotoğraf yoksa. Yoksa yok. Yok. Peki ablam şimdi çok merak edilen soruyu soracağım. Buraya misafir geldi. Hı hı. Lavanta bahçesini gezmek istiyor. Hı hı. Burada bu fotoğraf çektirmek istiyor. Buraya giriş serbest mi? Belli bir ücreti var mı? Ücretimiz yok. Biz kooperatifiz zaten. Gelen insanlar hani ürünlerimizden alarak bize destek oluyorlar. Bahçelerimiz ücretli değil. Yani ücretsiz. Onun dışında sosyal medya için fotoğraf çektirmek isteyen hatıra fotoğrafı herhangi bir şey ödemiyorlar. İsteyenden dernek yararını alıyoruz. Bir de derneğimiz var. Bu gelin damattan alacağım tabii. Gelin damattan konsept çekimi yapanlardan istedikleri kadar. Onda da belli bir rakamımız yok. Ama şöyle bir anlaşma koparsa. Yapalım mı? Ne olur ya kız tarafı ödesin. Yani şu işin keyfini onlar çıkartıyor. Bari burada damat rahat etsin. Biz daha çok fotoğrafçılardan alıyoruz. Ha, buradan fotoğrafçılar. Bak lavanta bahçelerinde parayı gelin ödeyecek. Kural koyuyoruz değil mi Hatice abla? Burada kuralları biz koyarız. Yeter ya damatlar zaten iki büklüm olmuş. Her şeyi ödüyor diye. Ya oradan gelirimizle de bursiyer öğrencilerimiz var. Öğrenci okutuyoruz. Ay gel ablam gel en önemli konuyu söylemeyi unut. Bir bak. De bu eski atıl okulları tamir ettiriyoruz. Gelirimizin bir kısmını da oraya ayırıyoruz zaten. Gel. Ay teşekkür ederim. Ya ne güzel ya. Teşekkür burs ederim. Burs veriyorsun, okul yaptırıyorsun, böyle güler yüzlüsün. Teşekkür ederim. Eniştemle aşk yaşıyorsun. Torun var mı? Yok daha yok. Daha yok. Çocuk? İki tane bir oğlum bir kızım var. Oğlan Ankara'da okuyor. Kız da hazırlandı bu sene gidecek inşallah. Artık bir de torun oldu mu? Değme bizim keyfimize. Ben o zaman senin yanına çay içmeye ayrıca gelirim İnşallah, Hatice abla. Bekleriz mutlaka. Şimdi burası bir bahçe. Hüseyin abi. Diğerde de tarafta da bahçe var. Sen rica ediyorum bu güzel görüntüleri bol bol alalım. Biz şimdi Hatice ablamla beraber bir gidelim bakalım. Bu lavantadan nasıl ürünler yapılmış? Tamam. Neye iyi geliyor, nerede kullanılıyor bir de onları öğrenelim. Buyurun efendim. Buyurun. Efendim bahçeyi gezdik, anlattık. Hatice ablamın şimdi de ürünlerini tanıtmak için yanındayız. Ama bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Burada yapacağınız alışverişler çok hayırlı bir iş için kullanılıyor. Daha doğrusu işler için kullanılıyor. Tekrarlamak istedim bunu. Bir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriliyor. Bir de yanlış ifade kurmayayım, taşımalı eğitim sonrası değil mi ablam? Evet. Taşımalı eğitim sonrası atıl olan okulların tamiratını harcıyoruz. Gelirimizin bir kısmını.
O okullardan da bir tanesi var. Müze yapıldı. Müze bir yapıldı. Tane de kütüphanemiz var. Onları da şöyle bir görsel olarak biraz sonra ekrana getireceğiz. Ablam neyle başlayalım? Yağ ile başlayalım anlatmaya. Ürünlerimizi, evet, bitkilerimizi hasat ettikten sonra tesisimizde yağ yapıyoruz. Lavanta yağı olarak burada gelen konuklarımıza veriyoruz. Nerede kullanılır bu lavanta yağı? Ne işe yarar? Sinekleri uzak tutar, uykuya kolay geçilmesini sağlar, baş ağrısına iyi gelir. Şöyle şey mi yapıyoruz? Şöyle sürüyor muyuz? Evet, sürüyoruz. İyi geliyor. Onun için sakinleştirici özelliği var. Peki onun dışında mumu çok merak ettim ben ya. Bu doğal mum, petek mum. Arı peteğinden yapılıyor. İçine tohumlarından sararak yapıyoruz. Yandığı zaman koku veriyor mu? Koku da veriyor. Astım hastaları alıyor bunu özellikle. Güzel. Kaç lira mum? 50. 50. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burada çay 5 lira, su 5 lira. Yani şey gibi değil yani. Bir 3 yıl geriden geliyor fiyatlar. 3 yıl geriden geliyor. O yüzden rahatlıkla. Bakın götürülebilecek, uzun yıllarda kullanabileceğiniz lavanta demeti. Lavanta demetlerimiz var. 30 lira. Evet. Ve şunu da söylüyorum. Buraya geldiniz. Bu hayırlı işlere vesile olmak için alışveriş yaptınız. Alışverişiniz işte eşe dosta hediye aldınız. 1000 lirayı geçti mi? Bana yollayın efendim sosyal medyamdan ödemesini. Ben de size Silifke'deki canım kardeşim, bu Silifke programında mimarı Bedir Usta'dan da iki kişiye kebap ısmarlayacağız efendim. Yeter ki burada harcama yapın. Bu nedir? Lavanta suyu. Ne işe yarar? Onu cilt temizliğinde kullanabilirler. Saf su zaten. İçilebilir modda aynı zamanda. Ev silerken çamaşır şeye koyuyorlar. Banyo sularına koyuyorlar. İnsanlar... Bu kaç lira? Bu da 30 lira diyeceksin. 20 lira. 20 lira. Biz şeyiz ya, programımız efendim 2023 yılında Temmuz'un sonunda çekiliyor. Bu tekrar program falan değil, onu söyleyeyim yani. Kesinlikle tekrar değil bu program. Sabunlar, şimdi bunlara da 10 lira diyeceksin, ben düşüp bayılacağım. Kaç lira? Bunlar 40 lira. 40 ona lira menengiç sabunu, lavanta sabunu var, defne sabunu lavanta var. Lavanta sabunu da 40 lira mı? O da 40 lira. Tamam. Böyle olsun birazcık ya. Ne öyle ucuz ucuz her şeyi veriyorsun ablacığım ya. Bu ne? Lavanta kremi. Mum o da. Mum. Şöyle. Bu mumlardan alacağım. Bundan alacağım. Kremlerimiz de var özel, şöyle el yapımı. Bir de ama ne işe yaradığını da söyleyeceksin. Ama biz anlamayız bunlardan. Bunlar el yüz kremi olarak yapıldı ama böyle egzamatürü rahatsızlıklara da iyi geliyor. Cildi besliyor. Güzel. Böyle setler var istiyorsanız, evet, hepsinin olduğu. Lavantalı setler var. İşte mumu, sabunu, kesesi, yağ olan setler ya var. Bir çayı kolonyası eksik. Çayı da var mı? Çayı da var. Çayı da var. Evet. Normal çay gibi demliyoruz. Normal çay gibi demliyoruz. İçine limon atalım mı? Atılabilir. Azıcık şeker? İsteyen şeye göre atılabilir yani. Bu kaç lira? 20 lira. 20 lira. Ben şimdi hesap yapıyorum bir yandan. Ben de alışveriş yapacağım. Kebabı ben yiyeceğim. Ondan sonra bir de lokumu da var. Cezeryesi meşhur ya efendim Mersin'in. Lokumu, evet. Bu lokumunu da yapmışlar. Bir arkadaşımız buyurun yaptı bizim için. Vallahi şahane. Atladığım bir ürün var mı? Oda spreyi var. Özel karışımlarımız var. Ağrı kesici, antiseptik. Onlar da özel. Buradaki ürettiğimiz bütün yağlardan yaptığımız, dışarıdan aldığımız herhangi bir yağ yok içinde. Ablacığım vallahi ellerinize sağlık. Tüm kooperatifi tebrik ediyorum. Bu işe öncülük yapan, emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz burada. Teşekkür ederiz. Biz şimdi biraz sonra yaptırdığınız şeyi de göstereceğiz. Getir. Neyse getir ya. Söyle bakalım. Bu ne? Kekik ya. Kekik suyu bu da. Kekik suyu. Bu da çok faydalı diye duyuyorum. Evet, mide rahatsızlıkları için kullanılıyor özellikle. Şahane. Biraz sonra bu gargara yapıyorsunuz. Doğal gargara bu aynı zamanda. Yemezsen gargara yap derler yani bize. Yani yemezsen gargara yap. Yemezsen gargara yap. Öyle. Ablam biraz sonra o yaptırdığınız hemen arkadaki binayı da göstereceğim. Ben bir daha elini öpeceğim. Vallahi bir daha elini öpeceğim. Yani çok bakma aramızda çok yaş farkı yok. Tamam. Aramızda taş çatlasın 2 yaş var, bak onu söylüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Bak vallahi ben 50 yaşındayım. Sizde taş çatlasa 50-51. Evet. O kadar. Tamam. O kadar yani. Ama saygımdan abla diyorum. Teşekkür ederim. Yoksa Hatice'ciğim desem Allah korusun enişteyi söylediler. Aha enişte orada. Gel enişte gel. Gel senden şikayet var gel. Benden şikayet var. Gel enişte. Şimdi. Enişte genç. Enişte mi genç? Hayratçı ablam daha genç. Gel yanıma. Enişteciğim. Buyurun. Hatice ablamı üzersen, canını sıkarsan, biz Adana'da çevrem geniştir.
Mersin'de çevrem geniştir. Seni burada lavantaların yanına bir yere toprağa ekeriz. Aslan eniştemi. Ama sizden bir görüntü rica edeceğim. Nasıl biliyor musun? Şu salıncakta bir sallanın beraber ya. Tamam mı? Hadi. Hadi sizi oraya yolluyorum. Ben alışveriş yapacağım. Hüseyin abi. Bak güzel romantik bir görüntü istiyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi. O romantik, romantizm bizim işimiz zaten. Oh, abi. Hadi. Hadi görüşürüz. Efendim ayrılamıyorum. Gidemiyorum buradan. Şimdi ben de geldim fotoğraf çektirdim. Herkes burada fotoğraf çektiriyor. Ama Osman dedi ki, bu dedi çalışıyor dedi ya. Allah Allah dedim, anahtar nerede? Evde dedi. Yoksa gezerler bahçenin içinde. Gezerler. Enişte nedir bunun özelliği? Ben şöyle yanına geçeyim de. Aslında şöyle, bizim bunun ilginç bir hikayesi var. Eskiden bir polis bir komşum vardı, Konyalı. Bizim bahçemiz, kendi bahçemize pikniğe giderdik. Adam bir gün dedi ki, benim köyde bir traktör var birisinin. Kullanmıyorlar, onu size alalım dediler. Adam 4 yıl söyledi bunu. 4 yılın sonunda dedim ki, hadi git al gel dedim. Ya görmedim. Bir gün kamyona yüklediler, gönderdiler, aldılar. Ben sanayiye indirttim işte, her şeyini söktürdüm. Aküsü, şarj dinaması, marş dinaması vesairesi, hepsini, boyası, elektriği. Bu yerli mi traktör değil mi? Bu Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'de çiftçiye dağıttığı ilk grup traktör denmiş. Yılı kaç? Yılını tam hatırlamıyorum ama herhalde 70 civarı olsa 70'ler, gerek. Yani 70'lerde büyük ihtimalle, nur içinde yatsın, Sayın Necmettin Erbakan'ın projelerinden biri. Yani 1970'li yıllarda bizim ülkemizde çiftçiye dağıtılmak üzere traktör yapılıyordu efendim. Bu bilgiyi de sizle paylaşalım. Ondan sonra biz bunu yaptık, getirdik. Buraya koyduk. Hemen hemen şu anda Türkiye'nin en ünlü traktörlerinden birisi bu yani. Herkesin resim çektirdiği bir traktör. Peki, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, bizim nesil bilir, yeni nesil bilmez. İmece diye bir şey vardı. Hala var ama eskisi gibi yok. İmece neydi? Bir köyde yaşayanların bir araya gelerek ortaklaşa yaptıkları işler. Evet, ücretsiz, karşılıksız. Ücretsiz, hiçbir menfaat olmadan, karşılık beklemeden. Burada da çok güzel bir anlamı var bakın. Tamamen diyor el emeğiyle. Burada bir çekiç ve onu tutan bir el var. İşte imece usulüyle yapılmış bir okul. Şimdi benim oğlum burayı gördü. Baba dedi, bu okul çok küçük. Oğlum dedim, eskiden köylerde bütün sınıflar birden beşe kadar aynı sınıfta, evet, tek odada ders görürdü. Bir sobanın başında kışın o çocuklar da yetişirdi. Oradan işte köy enstitüleri vardı, oralara giderdi. Aydınlık insanlar olurlardı, bilim adamı olurlardı, edebiyatçı olurlardı, şair olurlardı, yazar olurlardı. Çok büyük hikayeleri vardır bu taş okulların, taş mekteplerin. Tarık Akan, nur içinde yatsın. Güzel bir iş yapmışsınız köy olarak Mustafa Bey. Evet. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Biz 1938 yapımı eğitim öğretim hayatına başlamış bir okulumuz vardı. 1970'li yıllarda bu okul eğitimi bırakmış. Çünkü çürük raporu vermişler döneminde ve yeni bir taş bina yapmışlar. Okulu oraya taşımışlar. 1995'li yıllarda falan da taşımalı eğitim geldiğinde komple buradaki öğrencileri taşıyarak başka bir köydeki büyük bir okula toplamışlar. Dolayısıyla burası boş kalmış 1995'ten sonra. Atıl, bitir. Atıl, evet. Daha sonra boş olduğu için insanlar gelmiş burada, bilinçsiz de kullanmışlar. Bilinçsizce işlerinde oturmuşlar, kırmışlar, yıkmışlar. Bir harabe haline gelmişti. 2018 yılında biz köylülerle toplanarak bir dernek kurduk. Ve bu dernekte de dedik ki, öncelikle bu atalarımızın mirasına sahip çıkalım, buradaki anıları yaşatalım diye bu okulu onarmaya karar verdik. Nasıl yapacağız? İşte toplandık. Köylülerimiz traktörlerle taş getirdiler. Usta bulduk. Belediyelerimizin imkanlarını kullandık. Sağ olsunlar bize kum, çimento gibi yardımlarda bulundular. Köylülerimiz buranın işçiliğini yaptılar. Bir hikaye oluşturduk ve burayı köy kütüphanesi olarak, yan taraf köy kütüphanesi olarak, burayı da köy yörük müzesi olarak onardık. Ve 1938 Atatürk'ün ölüm yıldönümüne denk gelen bir eğitim öğretime başlama hikayesi vardı buranın. Ve çok zor şartlarda yapılmıştı 1930'lu yıllarda. Cumhuriyet'in ilk okullarındandır burası. Köy okullarındandır. Burada çok derin hikayeler var.
yapılırken insanlar burada ellerini kollarını kaybetmişler. Bazen ölüm, kötü anıları oluşturmuşlar. Ölüm meydana gelmiş. O anıları, o hatıraları biz burada tekrar yaşatmak için onarımını yaptık ve en azından insanların kullanabileceği bir şekilde hizmete sunduk. Köy müzesi olarak gelip abi, insanlar o, geziyor. Hadi evet. İçeri girelim o zaman. Şimdi dışarıdan gösterdik. Ya Bedir, çok teşekkür ediyorum dostum ya. Beni iyi ki, o da şu anda sosyal medya için video çekiyor. Zaten ya şu telefonu bir bırak da gel ya. Ya çok teşekkür ediyorum benim rica canım ederim. Kardeşim. Rica ederim abi. Yani abi. Silifke'li olmayıp da Silifke'ye bu kadar hizmet veren ben başka kimseyi tanımıyorum. Ya şimdi şöyle, ben Silifke'li olmayabilirim ama bu vatanın çocuğuyum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Her karesi, her karışı bizim. Burası bizim memleketimiz. Doyduğun yer derler ya atalarımız. Bizim de doyduğumuz yer burayı. Yani doyduğumuz yere vefamızı nasıl ödeyebiliriz? Borcumuzu nasıl ödeyebiliriz? Bu şekilde memleketimizi tanıtımı bu kadar. Ya herkes kendi elinden geleni yaparsa zaten bu ülke, bu memleket çok güzel yerlere gelecek işte. Vallahi müzeyi gezdin mi daha önce? Ben daha gezmedim. Ben İlk de defa ben de beraber geldim buraya. Hadi girelim içeri. Buyurun. İçeriye girerken çok merak ediyordum. Var mı yok mu diye. Aslında burada yörükler olduğu için olacağından o kadar emindim ki. Yine bir tarlada Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "köylü bu milletin efendisidir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bir fotoğrafıyla 1938 yılında yapılan, daha sonra altılı hale gelen ama 5 sene önce imece usulü tekrar düzenlenip müze haline gelen mekana geldik. Valla içerinin ne olduğu beni çok ilgilendirmiyor. Ben yapılan işin güzelliğine bakarım. Kapıda bizi selamlayan Mustafa Kemal Atatürk'e bakarım. Yine burada bizim Çaltı Bozkır Köyü'nün şehidi var. Ve onun adı verilmiş. Onun adı verilmiş 2008 yılında Hakkari Şemli'de. Tüm şehitlerimizin mekanı zaten cennet. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vatan hepimizin. İşte burada da bak, 38'li yıllardan belki kalma bir okul tabelası. İşte o döneme ait eşyalar. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun içerisinde hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey olmasa bile. Yalnız bir ricam olacak sizden. Çok rica ediyorum. Gazeteci adamsın, eli kalem tutan adamsın. Bana anlattıklarının yazılı bir şekilde, buranın hikayesi var mı elinizde? Var. İçeriye koyarsak hani gelen misafirler de değil mi? Hem okur, mutlaka yapacaksınızdır. Yani insanlar çünkü, ya bir şey söyleyeyim mi Hüseyin abi ya, ben ne kadar anlatsam, ne kadar cümle kurmaya çalışsam yetmez. İşte eski lambalar, araç gereçler, semerler, testereler, inşaat makineleri. Vay be sevgili Bedir, iyi ki seni dinledim. Bak buraların eski kilimleri. Bir ara şöyle yapıyorlardı, Anadolu'ya bazı uyanıklar geliyordu. Eski halıları, bunları bulup, bunlar çürümüş, size yeni halı verelim diye. Bu ülkenin güzelim el yapımı kilimleri kimlerin eline nasıl gitti 3.30 paraya? İnsanlara makine halısı verip bunlar eskidi diye. Aman aman, evinizde köyünüzde böyle kilimleriniz falan varsa ya bir müzeye bağışlayın ya koruyun, çocuklarınıza bırakın. Bu yeni halı vereceğim cilere yemeyin, inanmayın bunlara. Valla gelirken 5 dakika çekim yapar mıyım diye düşünüyordum. Sadece lavanta var zannediyordum. Sıkma böreği çekmeyeceğim bile. Çünkü burada lavanta ve taş okulun, bu okulun hikayesi o kadar güzeldi ki. Başka bir şey eklemeye gerek yok efendim. Rehber devam ediyor. Lavanta bahçesinden yola çıktık. Silifke merkeze geldik. Silifke merkezden 40 kilometre yaklaşık aşağı yukarı. Ama garip bir şekilde herhalde burada, burayı bilenler başkası öğrenmesin diye yolda ne tabela var, ne bir işaret var, hiçbir şey yok. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Hani burada böyle bir cennet diyen bir yer var. Ama burayı bilenler şunu istiyor. Başka kimse buraya gelmesin. Yol da biraz bozuk. Yani diyorsunuz ki yola çıktıktan sonra ya bu sıcakta bu kadar gidiyorum, ediyorum. Hani değecek mi? Ondan sonra bir manzara başlıyor karşınıza çıkmaya. Ya diyorsunuz ki bembeyaz evler. Pırıl pırıl bir deniz. Aşağıya doğru inip de artık Tisan'a,
ulaştığınız zaman ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Hani Erdemli'den, hatta Tarsus'tan başlatalım. Tarsus'tan Antalya'ya kadar olabilecek en güzel denize geldiğimize inanıyorum. Bir kere deniz pırıl pırıl. Bartu yanımda oğlum, yalvardım. Oğlum denize gir diyorum. Ben diyor girmeyeceğim. Kendi bilir. Şimdi ilginç bir yer burası. Hani sosyal medyayla falan birazcık daha duyuldu. Ondan önce çoğu kişinin bilmediği, hatta elinde söylediği gibi, yani dostum bir zamanlar buraya geldiğin zaman köye girişte bile para alıyorlarmış değil mi? Evet, yok, giriş kapısı var. Giriş kapısından sonra eğer buraya üyeysen, Tisan konutlarına üyeysen öyle giriş yapıyordu. Son birkaç senede bu kaldırıldı çünkü yani halka açıldı. Rahmet, yani burası deniz, Türkiye'nin her yerinde halkındır plajlar ve sahil. Sen burada evin olsun ya da olmasın, burayı ipotek altına almaya, denize kimseyi sokmamaya kimsenin hakkı yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu denizden de herkesin tabii ki kurallar çerçevesinde faydalanmaya hakkı vardır. Ama güzel bir yer, özünü korumuş. O beton yığını kesinlikle değil. Hani nasıl diyoruz biz, bazen bir yerlere gidiyoruz böyle beton yığını, oteller, onlar yok. Burada apartlar var. Çok temiz, ailenizle gelip tatil yapabileceğiniz apartların da gecelik fiyatı 2000 lira sezonda, 2000-2500, büyüklüğüne göre fiyatları değişiyor. Tekne turu var, bir kere huzur var, aile var yani. Onu size söyleyeyim, böyle ailenizle çoluk çocuk rahatlıkla gelip tatil yapabileceğiniz bir yer. Yanınızda şezlongunuzu, şemsiyenizi getiriyorsanız sahil sizin, bu tarafı diğer taraf üyelerinmiş. Orayla ilgili detayları bilmiyorum. Şezlong kiralayan var mı aranızda? Ya şezlong bedava değil değil mi burada? Sadece üyelere. Vatandaş gelip şezlong kiralayamıyor mu? Kiralayamıyor. Kendi getirirse yanında şezlongunu, ondan faydalanacak. Vallahi çok güzel bir yer. Karşıda ada var. Pırıl pırıl bir deniz var. Ben burayı çok sevdim. Hüseyin abi, bir de gezelim bakalım. Buralarda kafe var mı? Çay var mı? Su var mı? Tekne turu var mı? Ama hepsinden güzeli, tekrar tekrar altını çiziyorum, yani o beton yığını, yapılaşma, çirkinlikler yok. Sadece huzur var. Ve tekrar altını çiziyorum. Yolda da hiçbir tabela işareti yok. Kararlar belli. Kimse burayı öğrenmesin. Bence öğrenmesinin bir mahsuru yok da, öğrendikleri zaman o pisliği bırakıyorlar ya, sıkıntı oradan çıkıyor. Yoksa şuraya insan, ailesi, çoluğu, çocuğu, yemyeşil dağlar. Gayet keyifli bir yer. Biraz çevrede gezelim. Buranın başka görüntüleri varsa onları da bulalım. Bir de bakalım buraya gelince aç mı kalacağız? Yoksa çay kahve var mı, tuvalet var mı? Mutlaka vardır. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Ben yalan söylemeyi sevmem. Tisan'a gelirken böyle içimde bir sıkıntı vardı. Hatta sevgili Bedir Usta'ya dedim ki, abi bak şimdi oraya gideceğiz. İşte kooperatif. Bak tartışacağız. Ya özür dilerim. Bir geldik, güler yüzle karşılandık. En iyi şekilde ağırlandık. Bu genç abim, Kemal abim, bizim programın takipçisi ama yazın iş yoğun olduğu için seyredemiyormuş, kışın izliyormuş. Tekrar merhaba. Merhaba. Şimdi abi, sen her şeyi söyleyemeyebilirsin. Ben önce girişte söylediklerimi tekrar söylemek istiyorum. Çünkü burası çok özel bir yer. Çok keyifli bir yer. Ama buranın yolları berbat. İkinci bir konu. Şimdi sahiller kanunu var. Deniz elbette herkesindir. Herkes gelip denizden faydalanabilir ama burası herhangi bir kamu kuruluşundan destek görmeyen bir yer. Yani bu Tisan aslında Ankaralı ticari iş adamlarının kurduğu bir yer, site. Kooperatif. Şimdi tabii ki herkes gelebilir diyorlar buraya ama şöyle bir durum var. Ya buraya geliyorsunuz. Bakın şu anda pırıl pırıl ve bu kooperatif çalışanları 50 derece sıcakta burayı temizlemeye çalışıyor. Ya güzel kardeşim. Bak Allah bu güzelliği vermiş. Buraya pırıl pırıl tesis yapmışlar. Biraz sonra fiyatları söyleyeceğim. Gerçekten şu güzelliğe göre çok uygun fiyatlar. Ya yemeğinizi yanınızda getiriyorsunuz değil mi? Size market, bakkal poşet veriyor. Alıyorsun, yiyorsun. Ya ne olur? Ne olur ya? Kalanı da koy poşete. Her yerde çöp bidonu var. At bidona. Vallahi buradakilerin isyanı bu yönde. Yani diyor ki misafir başımızın tacıdır, gelsin ama ne olur ya, buranın doğasına sahip çıksınlar. Çevreye sahip çıksınlar.
Yoksa burası gerçekten tamamen kooperatifin desteğiyle ayakta durmaya çalışan bir yer. Kooperatif üyelerine ait şezlonglar var ama onun dışında kendi şezlongunu getir, şemsiye getir. Sanıyorum yandaki aile öyle değil mi? Kimse size bir şey dedi mi? Demedi. Para istedi mi? İstemedi. Ya bu kadar basit. Yeter ki kurallara uy. Kemal abim. Buyur abi. Nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sezon ne zaman başlıyor burada? Abi sezon 1 Mayıs'ta başlar. Ne zamana kadar devam eder? Kasım'a kadar devam eder abi. Havaların şartlarına göre ama Kasım'a kadar devam eder. Sen dedin ki burası dünyadaki 13 yerden biri. Aynen. Hangi anlamda 13 yerden biri? Abi her yönden yani. Yaşanacak bir yer. Hele kışın, yazından daha güzel kışın işi bura. Yazın denize giremiyorsundur da kışın giriyor musun? Valla kışın girmeye çalışıyoruz. Yazdan kışı daha güzel oluyor. Yazın çok aşırı sıcak. Görüyorsunuz halimizi. Abi bir de biz işletmeci olduğumuz için. Şimdi zaten yollar sıkıntı. Aynen. Bir de Silifke'den Tisan'a minibüsler var ancak onlarla gelebiliyorsun. Minibüs de yok. O da mı yok? Özel araçta gelin ancak. Abi böyle şeyler önemli. Buraya geldik hani denize girdik falan da duş, tuvalet falan var mı? Var. Var abi. Var değil mi abi? Duş yok ama tuvalet var. Kooperatife ait bir tuvalet var. Peki. Duş sorun. Su yok buradan 7 kilometreden. Tisan kooperatifi getirir. Kendi özel suları yani. Başka buradan yer altı suyu yok. Şimdi abi Allah daha çok versin. Senin tekneler nerede şimdi? Yani? Benim tekneler şu anda ikisi de turda. Nereye buradan gidiyor turda? Dana Adası'na gidiyor. Köpektaş'ına gidiyor. Aşıklar Kuyu var. Kaç kişilik akvaryum? Tekne? 12 kişilik. Kaç lira? 12 kişi geldi. Kaç lira verdi? Saati 750 lira. Kişi başı değil. 12 kişi. 5 saat, bir dakika, 10 saat kiraladı. 7500. Evet. Günübirlik kiralıyor. O saat 9'dan akşam 5'e kadar. Hafta sonları 6 lira, hafta içi 5 bin lira. 12 kişi. Adam içinde 400 liraya falan giriyor. İçinde mutfağı falan, mangalı falan var. Getiriyor onları yemeklerini içlerine getirip hazırlıyoruz. Biz meydan ortaya koyuyoruz. Onları yiyor, içiyor, parasını verip gidiyorlar. Kişi başı değil. Otel var mı burada ya da pansiyon? Otel yok, apart var. Bende de var 4 tane. Kaç lira apart fiyatları? Valla sezonun yoğunluğuna göre o değişiyor. Şu anda yüksek sezonda 1 artı 1'ler? Valla 1 artı 1... 1500-2000 arası. Kaç kişi kalıyor 1 artı 1'de? 5 kişi kalabilir ondan sonra. Peki Eylül'de, Ekim'de ne kadar olacak bu fiyatlar? Eylül, Ekim'de çok düşük olur yani. 1000 lira, 750, 1500. Su şerbet gibi olur Eylül, Ekim'de ya. Aynen, şuna baksana, şu güzelliğe baksana. Adaya kadar yüzülüyor mu ya? Tabii, yüzüyorlar. Vallahi. Bazısı geliyor, yüzüyor, geri dönemiyor. Biz tekneyle alıp geliyoruz. Vallahi güzel. Denizde birden derinleşmiyor herhalde. Çocuklar da gayet güzel yüzebiliyor. Aynen. Burası biraz taşlık da şu sahilin sonuna doğru kumluk. Öbür tarafımızda var bir deniz. Orası tam kum yani. Kum. Peki sana anahtar soruyu soruyorum. Benim sorum ne? Senin sorun vardığın yerde çay, su. Çay kaç lira, su kaç lira? Çay 10 lira, su 7,5 lira. Su buz gibi değil mi? Aynen, buz gibi. Çayın güzel mi? Vallahi içtiğiniz, siz de denediniz yani. Peki abi. Karnım acıktı. Bir tost yiyeceğim, var mı? Var. Tost, tüm ekmek 70 lira. Yarım ekmek? Yarım ekmek, yarısı. 35. Aynen. Balık ekmeğim var benim. Allah Allah. 80 lira, 100 lira. Mezgit 100 lira. Uskumru var. 80 lira. Buraya geldiğim zaman 80 lira. Buraya geldiğim zaman neyi yemeden dönmeyeyim? Vallahi balığı yemeden dön. Benim adım balıkçı Kemal. Gerçekten de mesleğim balıkçı. Ama adın Mustafa. Bu Kemal adı nereden geliyor? Vallahi onu da ilkokul öğretmenim koymuştu. Gözlerim mavi olduğu için. Kemal dedi, öyle kaldı gitti yani. Esen adı Mustafa. Buradan başka plaj diğer tarafta da var mı? Var, öbür tarafta da orası var. Orası da Tisan'a mı ait? Yani Tisan'a halka ait yani. Tisan'a ait değil de elde her kişi girip gezebiliyor yani. Orası daha kumsal. Şimdi biz buraya geldik ya. Dediler ki hep izliyoruz. Fotoğraf çektirelim. Ben de diyorum ki ya sadece fotoğrafla olmaz bu iş. Programa da Hüseyin abi bak bu arkadaşlarımı mutlaka yayınla. Ne yapıyorsunuz evet, burada? Biz sahilde çalışıyoruz. Sahilin temizliği, bakımı, her şeyine biz ilgileniyoruz. Sen de aynı şekilde. Biz de aynı şey, arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. Bu sıcakta herkes tatil yaparken evet. Mesai kaçta bitiyor? 8-6. 8-6. Akşam 6. Evet. 6'dan sonra yandım diye suya atlıyor musun? Atlayamıyoruz, kaçıyoruz. Niye? Ya fırsat bulamıyoruz işten güçten yani. Bu da bizim zalim arkadaşımız. Ben sana bir şey söyleyeyim evet. Bak şimdi Hüseyin abi. Bak çalışan adam, az çalışan adam, hiç çalışmayan adam. Gördüğün gibi sonuç ortada. Teşekkür ederim. Saygılar. Şey. İsmim Mehmet, soy ismim Özgür. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Abi, adam erimiş. Ama bütün işi bu adam yapıyor. Adam erimiş. Ola bakalım abi. Senin yüzün benimkinden temiz. Zor işiniz be. He. Allah kolaylık versin. Allah razı ol.
Niye zalim diyorlar sana? Ya ben eskiden gençken ha, bir iki kavga yaptırdı, o yüzden 10 lira verdiler, zalim diye kaldı. Olsun ya, yiğit namıyla yürür. Ha, eyvallah. Ya tabii ailelere de çok dikkat ediyoruz. İnsanlar deniz kıyafetleriyle hani kimseyi de rahatsız etmemek için sadece görüntüleri genel anlamda alıyoruz. Çünkü insanlar haklı olarak istemeye bilirler. Vallahi ben buraya bayıldım. Hüseyin abi, bol detay almamız gerekiyor. Ama benden size tavsiye, tatilin tadını çıkartmak istiyorsanız Ekim ayının sonuna kadar buraya girip, hem fiyatlar da ucuzluyor. Ekim ayında gelin buraya. Şöyle bir hafta 10 gün Ege'de, Akdeniz'de, başka yerde vereceğiniz paranın 1/4'üne, hatta 1/10'una. Aynen. Yeter ki, tekrar tekrar altını çiziyoruz, burası cennet. Hiçbir yerden destek almayan, tamamen kooperatifin emeğiyle dönen. Aynen. Elektriğini bile kendi uğraşı, içme suyunu kendi uğraşıyla sağlayan bir yer. Buraya geliyorsanız bu güneşin altında çalışan, emek veren insanların halini düşünün. Ne olur çevreyi kirletmeyin. Onun dışında bu güzellikler hepimize yeter. Bakalım çevrede başka neler var. Rehber de Rehber devam ediyor Silifke'de. Bu kelimeyi kullanmayı çok sevmiyorum ama galiba yaşlandım çünkü birazcık yoruldum. Sabah yola çıktık beraber. Gece bizi çok güzel ağırladı sevgili Bedir Ustam. Sabah buluştuk, işte lavantaya gittik. Yalnız oradan Tisan'a gittik. Evet. Ama ben şöyle bir şey keşfettim. Bedir Usta'nın abi gel çekim yapalım demesinin sebebi, ben gelmeden bir yere gitmiyormuş. Sayemde Silifke'yi geziyor. Tekrar merhaba Usta. Merhaba, hoş yoruldum geldiniz. Vallahi ya. Yok, şeref verdiniz. Akdeniz'in incisi Mersin. Mersin'in incisi de sabaha güzel Silifke. Sizi ağırlamaktan biz şeref duyuyoruz. Çünkü bizi dünyaya tanıttınız. Ne kadar teşekkür etsek az. Silifke'nin daha görülmeyen, bilinmeyen çok yerleri var ama bunu bir programa sığdıramıyoruz. Ama 3 ayda bir sizinle daha güzel programlar yapacağız inşallah. Ya sevgili kardeşim, bir de o kadar etkilendim ki sabah gittiğimizde köyde lavantalardan. Evet. Hani ben bir 5 dakika bir şeyler çekeriz, kahvaltı. Ya okul ayrı güzeldi. İnsanın duygulanmaması elde değil öyle, değil mi? Aynen. Çünkü değerlerimize geri gittik. O köy okulunun o muhteşemliği, bizim atalarımızın kullandığı o eşyalar olsun, ne bileyim, insanların eskiye dönme hayali ve isteği var ya, işte hep eskiyi arıyoruz aslında. Ne kadar yeniliğe geçsek de. Tisan da çok güzel. Tisan çok güzel. Saklı bir bahçe, saklı bir yer. Onu da sayenizde tanıttık. Zaten bilen biliyor ama oranın doğal güzellikleri. İnşallah daha güzel yerler de var daha. Tisan'dan daha güzel yerler. Çöpleri gördün, senin de için yandı değil mi? Ya şimdi oradaki Tisan'ın, hani oradaki yerleşik halkın dışarıdan gelenleri istememesinin tek sebebi işte bizim toplum olarak çevreye duyarlı olmamamız. Plastik aklılar şişeleri, yani cam şişeleri, pisliğimizi olduğumuz yere atıp geri çıkıyoruz. İşte insanların zoruna giden de o. Ya temiz bir ülke olması için insanların önce beyinlerinin temizlenmesi gerekiyor gerçekten. Bu arada biz de bunu istiyoruz. Oğlumla da tanıştın. Evet, Bartu'yla tanıştık. Bartu dünyanın en masrafsız çocuğu. Aynen. Gel oğlum. Şimdi masa hazırlanıyor. Biz çekimden sonra tabii tadına bakıyoruz. Evet. Adam masaya geldiğinden beri sürekli şey yiyor, çilek yiyor oğlum ya. Oğlum bak şimdi, Silifke'nin çileği patentli bir ürün. Nasıl sence çilek? Ya, çok daha güzel yani diğerlerine göre. Farkı ne? Daha böyle tadı şey, baskın. Reyhası var. Yani Burak, seni bıraksam herhalde bu tabağı yiyeceksin. Bitiririm ya. Yeğen sen de gel bakayım yanıma. Gel, seni de bir görsünler memlekettekiler, gel. Bu da benim yeğenim. Maşallah ama hafız. Büyüyecek. Aslanım benim. Usta olacak. Başladın mı bir şeyler pişirmeye? Yoksa şimdilik sadece sil, süpür, temizle mi? Öğreniyorum. Aslanım benim. Sen de seviyor musun buranın çileğini? Evet. Güzel değil mi ya? Vallahi şahane. Ben kayıt bittikten sonra yiyeceğim. Kalanını da arabaya koyup götüreceğim. Şimdi çünkü bak şöyle diyorum. Bu çilekleri gel abi. Sen de gel ki emeğe saygıdır. Evet. Bu çilekler, incir, üzüm de abimden alıyoruz değil mi? Evet. Abimiz. Yöresel. Abi bu çileğin sırrı nedir ya? Bu kadar lezzetli olması. Bu bölgenin toprağından verdiği aromadır o. Değil mi? Evet. Bartu abi de gömüyor zaten çileği. Evet. Durmadan götürüyor. Abi ellerine sağlık. Sana da bir teşekkür afiyet olsun. Şimdi çilek, incir, üzüm. Abi bizim incirimiz olmazsa olmaz ya. Bizim yörenin inciri olmazsa olmaz. Üzümümüz mesela. Uzunca Burcu'nun, biz oraya gitmedik ama bir dahaki programda gideceğiz. Oraya gideceğiz. Oranın üzümü de çok meşhurdur.
Bizim şöyle söyleyeyim, üzümümüz Karıcak'tan Gündüzler diye bir köyümüz var. Onların da üzümü çok güzel. Oradan geliyor zaten burada. Yoğurdumuz zaten anlatmaya gerek yok. Dünyada isim yapmış, nam yapmış bir yoğurdumuz şimdi var. Şimdi ana yemek gelene kadar şu ikisi hariç hepsi masaya geliyor mu? Şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim. Bu bizim tablacı salatamız. Normal mevsim salatamız şu var. Masaya gelenler ezme, soğan, yeşillik tabağı, turşu, ezme. Ama misafirlerimiz isterse pişmiş soğanımız da var. Pişmiş patlıcanımız da var. Ekstra tabii ki. Tabii patlıcan ki bunlar, Birecik değil tabii. Birecik değil, bizim kendi bölgemiz bize yetiyor zaten. Taşeli Ovası, Silifke'de yetişmeyen bir şey yok ki zaten. Dışarıya ihtiyacımız maşallah yok. Yani öyle bir şeyimiz var. Şöyle sarımsağımız da mesela. Bayılırım. Pişmiş sen sevdiğin için zaten bunu yaptım. Aynen yani öyle. Bir parça ekmekle şu çiğ köftemiz yani. Mesela sofrada ikramımız. Salataların çoğu zaten. Çoğu derken hepsi hemen hemen ikramımız. Ondan sonra yoğurdumuz ayrı ücretlendiriyoruz. Daha önce hep ikram ederdik bunları aslında. Tabii ki şartlar değişti. Ya ben ben artık haftalardır programda fiyat söyleyemiyorum. Abi biz de söyleyemiyoruz. Yani çünkü hani kebap fiyatı soruyorum. Ete bir zam geliyor ya. Aynen. İster istemez, evet. İster istemez sizler de artırmak zorundasınız. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Daş mı yiyeceksiniz yani? Yani şimdi bu? Şöyle ete zam geliyor, domatese zam geliyor mesela. Bu ülkede soğan hala 17 lira mesela. Şimdi ben yemek gelecek de. Şimdi efendim geçen haftaki programda söylemiştim. Depremden sonra Hatay ve İskenderun'daki kira fiyatlarını. Ya ben Silifke'de de gerçekten yani buraya tayini gelen memurlar düşünüyorum 15 bin lira 20 bin lira ev kiraları var. Kurumun adını vermeyeceğim ama mesela yolda gördüm atıl durumda olan kamuya ait lojmanlar bomboş duruyor. Ya keşke bu lojmanlar bir elden geçirilse de buraya gelen en azından memuru, polisi, öğretmeni, savcısı yani en azından bir lojman imkanından makul şartlardan faydalansa. Vallahi yani biz inanın yani ev sahiplerine bilmiyorum yani sorsam onlar da kendini savunacak. Tamam artış olabilir ama Allah aşkına ya bir ilçede 15 bin liraya da 20 bin liraya da 3 artı bir ev artık ne olur olmasın ya. Evet. Vallahi olmasın, zoruma gidiyor ya. Maalesef. Ya ne yapacak abi, çadır kuracak halleri yok yani. Bunu yıllarca okumuşlar, sınavlardan geçmişler. Neyse ben gezi programı yapıyorum. Böyle söyledim ya, ben sosyal medyadan beni yani ağır eleştiren bir şey de birileri de oluyor. Sanki yanlış bir şey söylüyormuşum gibi yani. Neyse. Komşumuzdan geldi. Aşure Muharrem ayı hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Onu da ikram edeceğiz. Anneannemin aşuresini yiyelim. Onu da ikram edeceğiz Mert abime. Sana nasip olmuş abi. Annem de çok güzel yapar aşureyi. Yani ellerine sağlık. Programdan sonra, uzun bir aradan sonra İstanbul'a gideceğim. Belki de aşure yapan komşularım olursa da Kurtköy'de getirirlerse de aşureye yok. Burada başlamış olalım yani. Başlamış olalım. Evet. Şimdi efendim her şey hazır. Nerede bizim tabağımız? Şimdi karışık tabağımız gelecek. Karışık tabak gelsin bir görelim. Karışık tabak yapacağız ki. Bak şimdi şunu abartısı söylüyorum. İstekçi hariçtir ama bir kebapçıda bu kadar eti barındıran bir restoran yoktur. Kaç yani. Çeşit var? Abi şimdi biz çeşitleri hani şöyle biraz da kıstık aslında. Yani niye? Arz talep meselesi biliyorsunuz ama en az bir 20 kalem etimiz var ya. Böyle yani. Söyleyince de yine bir grup var bana kızıyor. Hayvan severler. Ben yemeğine saygı duyuyorum da siz de lütfen yeğene saygı duyun. Bir de fırın çeşitlerimiz var. Neler var? Lahmacunumuz var, Karadeniz pidelerimiz var, fırın sütlacımız var. Onları biraz sonra zaten sofrada yer kalmadı ama hepsine yer açılacağız şimdi. Ben şimdi onları da ikram edeceğiz size. Tabağı bekliyorum da. Evet. Şimdi ben ne söyleyeyim mi? Bak beni bilen bilir. Şimdi ben şu masada iki kase bundan olsun, 10 tane de çilek olsun. Vallahi bana yeter. Böbreği seviyorsun, sakatat seviyorsun. Seviyorum ama kebap et bak şu ikisi. Evet. Yoğurtla çilek bana olsun. Vallahi ben şükrederim abi. Eyvallah. Karnım doydum, bir de keyifle yerim yani. Çok seviyorum, elimde değil. Yakışıklı yiyen. Git bir sor bakalım bizim tabak nerede kalmış ya? Ya ben Tarsus'a gideceğim, Cezeryeci bekliyor orada tatlıyı da orada çekeceğim. Öyle mi? Oo, fotoğraflarını yolladılar böyle böyle Cezeryeler. Üzerinde fındıklar, fıstıklar, atom. Osmanlı atomu. Ya vallahi ya. Hangisi şeker hastasın? Çilek. Aman abi bak doktorlarla beni karşı karşıya getirme. Ne oldu yeğenim? Hazırmış, geliyor muymuş? Hemen şu ortayı açalım o zaman ya. Allah geliyor. Kulaklarımız çınlamaya hazır. Lahmacun pide geliyor mu? Yani bugünün yorgunluğu anca böyle geçer. Bak Bartu'ya bak. Hala çilek mi yiyorsun oğlum? Evet.
Kaburga var. Abi getir tabağı, orta yağı. Bunlar fazla gelmez soğutmaya. Hemen insinler mideye. Abi. Bedir Bey'i çağırıyorlar da. Abi gel. Hızlıca şu kaburgayı gördüm, mest oldum. Neler var? Abi bak, kemikli kaburga. Daha önce de programda anlatmıştım, yine söyleyeyim. Bu yanak abi. Pirzola ile kaburganın arasında çıkar. Bunu Türkiye'de yapan tek kebapçıyım, onu da söyleyeyim. Bu yağlı kara. Kuzu sırt kısmından yapıyoruz bunu. Bak, pirzolanın devamı kendinden yağlı. O yağlardan ya. Kuyruk abi, yağı var mı ya? Var. Ya bana bir şiş kuyruk yağı attı. Bak, onu ayrı yaptım bak sana burada. Külbastı var bak. Külbastı ya, yağlı seviyorum. Bak şimdi şöyle küşlemeyi, lokumumuzu biliyorsun zaten. Küşlemeyi kuyruk yağına sardık. Lütfen değerli misafirlerimizden ricamız. Hayvanda 200 gram çıkıyor. Gelmeden önce bunu ayırtırsanız size ayırırız. Ama yani her geldiğinizde bu küşlemeyi yapamıyoruz. Çünkü küşleme hayvanda 150-180 gram civarında çıkıyor. Bak şimdi mevsimi balcan kebabı babacığım. Şu kaburganın yine şu güzelliğine baksana da... abicim bak. Şu. Abi, bak bak. Yani. Suya akıyor böyle bak baba bak. Bak suyu gördün mü suyunu? Bu şifadır abi. Abi. Sonra bak şöyle zırh kıymamız bak görüyor musun? Dağılıyor abi. Kebabımız. Balcanımız. Bir de pirzolamıza baksana. Bak abicim. Abi bakamayacağım daha fazla. Bak görüyor musun? Pide falan geliyor mu yoksa kaydı bitireyim mi? Geliyor. Geliyor abi. Ya onları kim yiyecek bilmiyorum. Benim yiyeceklerim belli. Bak çilekleri şu pirzolanın güzelliğine bak abicim. Maşallah. Şu karışığa bak. Hüseyin yani, abiyi zor tutuyorum şu anda. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz misafirlerimize. Yeter ki dili dönsün. Yani şimdi porsiyon fiyatı veremiyorum. Ama ortalama bir kişi 500 civarında, ama şöyle şimdi sadece kebap yerse ayrı. Kebap yerse 200. Yani kebap işçiyle beraber 200 lirayı buluyor. Geçiyor da. Ciğer, et, şiş. Şimdi fiyat söylemenin bir anlamı yok. Çünkü değişecek. Tekrar çok değişen giriyor. Bir haklı şey olarak değil. Biz de bazen tekrar giriyoruz. Fiyatları ortalığı karıştırıyor. Yani. Tablo gibi masa. Yani misafirlerimiz de hani bu konuda hani fiyat konusunda yüz gözü olmak istemiyoruz. Çünkü biz buraya gelen müşteri değil. Evimize gelen misafir gibi ağırlamaya çalışıyoruz. Yani onun için burada herkesi, bizde herkesi, yani dışarıdan gelen bütün misafirlerimizi elimizden geldiği kadarıyla, insanız kusurumuz şuna, olabilir. Şuna gir de bir sonra detay alacağım deme. Biz konuşurken ver böyle bol bol detayları, soğumadan tadına bakacaklarım var yani. Tabii. Ustam, ev sahibin için, dostluğun için, kardeşliğin için çok teşekkür ediyorum. Abiliğin için, desteklerin için ben teşekkür ederim. Arada Hüseyin abi detay alırken lokumu falan tadına baktım. Afiyet olsun, şifa olsun. Yiyenlere şifa olsun. Bizim sloganımız bu. İnsanlar buraya geldiğinde yediklerinden şifa bulup gitsinler abiciğim. Ben Tarsus'a kadar gidiyorum. Evet. Ama Allah yolunu açık etsin. Programı kapatmak için evet. Lavanta Bahçesi'ne geri döneceğim. Evet. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür dostum. Ederim. Rica ederim. Rehber. Devam ediyor. Teşekkür ederim. Eyvallah. Rehber devam ediyor. Tarsus'tayız. Sevgili Burak Ateş'in yanındayız. Rehberde daha önce de kendisiyle bir araya gelmiştik. Aslında hem Cezerya'dan hem Tarsus'un ürünlerinden bahsedeceğiz ama bugün bir nevi başarı hikayesini konuşacağız. Genç yaşına rağmen Tarsus'ta ve başka şehirlerde yaptığı çok güzel yatırımlar var. Önce onlardan biraz bahsedeceğim. Sonra elbette Tarsus'un tescilli ürünlerinden de konuşacağım. Sevgili kardeşim merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyidir, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi biz seninle Cezerya'yı konuşuyoruz. Elbette yine konuşacağız ama çok farklı projelerin de var Tarsus için. Aslında ülkemiz için değil mi? Evet. Ayçiçeği üretiyoruz Türkiye'de. Nerede üretiyorsunuz ayçiçeği? Ereğli, Niğde ve Karahisar bölgesinde. Ayrıyeten yurt dışında da yine yağlık ayçekirdeği ve ayrıyeten de şu an tezgahlı ayçekirdeği dediğimiz siyah çekirdek üretiyoruz. Peki bir şey soracağım. Biz genellikle ayçiçeği deyince hepimizin aklına Trakya geliyor. Tekirdağ, Edirne geliyor. Evet. Farklı mı o? Yani siz çekirdek üretimi için yapılan ayçiçek ya da yağ üretilen ayçiçek birbirinden farklı mı? Şimdi iki tane ayçekirdeği var Türkiye'de. Biri yağlık, biri tezgahlık dediğimiz. Türkiye'de insanların daha çok yazın tükettiği siyah çekirdek. Yurt dışına da aynı zamanda ihracatımız var zaten. Tabii ki Türkiye bu alanda ilk 5'te dünyada. Mesela bilmediğim bir konu. Nedir bizim çekirdeğimizin özelliği ne? Tadı, reyhası, lezzeti. Yani Türk çekirdeği başka.
Tarsus'a geldiğimiz zaman mutlaka bir cezerye. Şimdi cezerye Mersin'de mi daha lezzetli Tarsus'ta mı? Zor soru. Yani şimdi Tarsus Medeniyetler Beşiği. Bundan 200 yıl önce Mersin Tarsus'a bağlı bir balıkçı kasabasıydı. Tarsus'un tarihi neredeyse 7-8 bin yıla dayanan bir yer. O yüzden Tarsus cezeryesi dersek daha doğru bir yorum olur. Aslında cezerye dediğimiz bildiğimiz havuç tatlısı değil mi? Havuç tatlısı ama bunun emeği çok. Mesela bugün şuradan... Şimdi onlara geleceğim. Şimdi klasik cezerye havucu kaynatıyorsun. Havucu haşlıyorsun. Haşlıyorsun. Şekerliyorsun. Evet. Helva kıvamına giriyor. Evet. Ama artık günümüzde neler çıktı ortaya neler? İçine çeşitli baharatlar giriyor. Ustanın emeği var. Türkiye'nin en iyi havucu var. Ankara'dan Beypazarı'ndan gelir. Her havuç yani, olmaz. Beypazarı havucu değil mi? Tabii ki. Burada selam olsun Beypazarı'ndaki dostlarıma. Çok her toz şeker olmaz. Rafine toz şekerden ziyade daha çok doğal toz şeker kullanılır. İçine çeşitli baharatlar girer. Karanfili var. Bir sürü daha ayrıntıya girmeyelim. Ondan sonra ustamızın bunun bir yoğurma kıvamı vardır. Kaç saat olursa sıcaklık derecesine göre sürekli bunu ölçer, sürekli takibini yapar. Belli aşamalardan sonra tekrardan atom cezerye, yaprak cezerye, bir sürü külah cezerye şu şekillerde. Peki siz ateşler olarak, ateşler ailesi olarak herhalde en güzel ürünlerden biri bu değil mi? Spesiyel bu. Tabii atom cezerye daha şık duran, hediyelik. Onun dışında bunlar nasıl, külah cezerye. Bunları nasıl yiyeceğiz? Bana bir arkadaşım bunu getir diye. Böyle elime alıp bunu yiyemem herhalde. Bıçakla kesebilirsiniz evde. Şöyle ortada, evet, kenarda. Nasıl uygun görürseniz. Bu nedir abi? Bunlar gül yapraklı lokum. İçinde Antep fıstığı var. Burası üstünde Antep fıstığımızın tozu. İçinde kaymak ve çikolata sosu var. Burası fındık, kaymaktan yapılan. Çok özel bir lokum bu da gene. Bunlar da Antep fıstıklı ve fındıklı atom cezerye. Atom cezerye. Evet. Ama sade cezeryede şunların olmadığını düşünün. Hiçbir şeye benzemez o zaman sade cezerye olduğu zaman. Mutlaka bir de şey. İçinde çerez olmazsa olmaz. Ceviz koyuyorlar, Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Bir önceki çekimde onu göstermiştik. Bu seferki konseptimiz farklı olduğu için. Abi raf ömrü ne kadar bu? Normal iyi bir saklama koşullarında 2 aya kadar, 3 aya kadar çok rahat bir şekilde aynı tazelikte muhafaza olur. Peki bunu bir oturmaya yarım kilo falan yemeyelim tabii değil mi? Yiyemezsiniz zaten. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha fazla istihdam sağlamak için daha fazla yatırımlar yapacağız. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Sen de il olmasını ve havaalanının burada olmasını ben istemiyorum. Ben il olmasını istiyorum da Adana havaalanını yani çok seviyorum. Yani ille de Tarsus bunu sağ olsun en başta Başkan Bey'e başlatmıştı. Haluk Başkan'a buradan selamlarımı yolluyorum. Saygılar, sevgiler. Onun en başta şeyiyle başladı. Girişimiyle başladı. Ondan sonra da tekrardan il olduktan sonra da bir de havaalanımız olursa Allah izin verirse 29 Ekim'de açılacak diyorlar. Biz de bekliyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na da inşallah kendisini bekliyoruz buraya 29 Ekim'de. Tarsus hayallerine kavuşsun. İnşallah. Yani gençler var. Yıllardan beri bekliyoruz. Ya, hasretiz yani. Peki kardeşim. Çoktan hak ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hüseyin abi şöyle ekrana bir Tarsus görüntüleri getirelim. Elimizdeki tüm görüntülerden Tarsus çok merak edilen bir şehir. Ondan sonra Ruhi Koçak bizi bekliyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Onun da Tarsus'la ilgili çok güzel hedefleri var, anlatacakları var. Ama önce şöyle, önce bir cezeryeleri görelim. Sonra tarihi dokusuyla bir Tarsus'u görelim. Sonra Sayın Başkan'la Tarsus üzerine sohbetimize devam edelim. Rehber devam ediyor. Az önce Tarsus'un o meşhur cezeryesini ve birbirinden lezzetli ürünlerini ekranınıza getirmiştik. Efendim tabii biz bu hafta Mersin'in sahillerinden de bahsettik. Tarsus'un lezzetini de ekrana getirdik. Yanımda Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak var. Şimdi ben her programda şunu söylüyorum konu Tarsus olduğunda. Biz Tarsus'un il olmasını canı gönülden destekliyoruz. Ve ben Tarsus'un gerçekten sahip olduğu değerlerle çok daha farklı bir konumda olmasını canı gönülden isteyenlerdenim. Çünkü hem Hristiyanlık olsun, San Paul, İslam dünyası ve dünya din tarihi için Daniel peygamber. Yine İslam tarihi için çok önemli Eshab-ı Kehf. Onunla beraber tarihi yapıları ve bizim daha sonra konuşacağımız coğrafi ürünleri
ve Organize Sanayisi. Sayın Başkan nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana katılıyor musunuz? Katılmamak mümkün değil. Hangisinden başlayalım? İl olmayı diyelim. Ki bugünlerde de en çok konuşulan, herkesin ilgisini çeken ve merakla beklediğimiz Tarsus'un il olması. Yani aday kelimesi kullanılıyor ama ben aday kelimesine çok katılmıyorum. Diğer il olanların yanında biz çoktan il olmamız gerekiyordu. Biz hakkımızın veya doğrusunun tecil edilmesi konusunda. Sayın Bahçeli'ye de teşekkür ediyoruz bu konuyu gündeme getirdiği için. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun görür. 100. yılda 100 yıl projesinde 29 Ekim'de biz bu müjdeyi bekliyoruz. Gelelim Tarsus'un coğrafi işaretli ürünlerine. Şimdi benim bildiklerim mesela humus sizde çok önemli. Kavgaya sebebiyet verebilir ama şalgam sizin için çok önemli. Cezerya zaten sizin en önemli. Tarsus kebabı ve ben bir şey duydum. Çok da merak edilen bir konu. Şimdi Gaziantep'li dostlarım bana belki kızacaklar ama ben sadece bildiğimi soracağım. Derler ki Gaziantep'te baklava yokken Tarsus'ta vardı. Tarsuslu ustalar sayesinde baklava bu ülkede yaygınlaştı. Sonra Gaziantep bu işin ekmeğini yedi. Önce, çok bilinmez bu. Bilinmez. Önce Gaziantep'i tebrik edelim. Çok güzel bir şekilde sahiplendiler ve haklı olarak da tescilini aldılar. Tabii ki onu en çok etkileyen şey Antep fıstığı. Bizim burada baklava cevizli yapılırdı. Dolayısıyla ilk ustalarımız tamamen cevizli baklava üzerine çalışırdı. Ustalardan buradan oraya giden oldukça tabii Antep fıstığını daha yaygın kullanarak çok daha dünyaya meşhur ettiler. Ellerine sağlık diyorum ben. Bir de humusumuz var. Şimdi humus, kebap ve lahmacunu Tarsus Ticaret Sanayi Odası olarak biz tescilini yaptık coğrafi işaretini. Sarulak zeytinimiz var, sarulak zeytinyağımız var. Bunu da ticaret borsamızla beraber yapıldı. Bunun dışında Tarsus beyazı üzümümüz var. Bunlar da belediye tarafından yapıldı. Yani şu an bir ilçede en çok tescilli olan ilçelerden birisiyiz. 9 tane coğrafi işaret tescilli ürünümüz var. Sanayide nasıl Tarsus? Yani biz tabii hep gezi programı olduğumuz için ağırlıklı olarak turizm, yöresel lezzetler, tarih ilgimizi çekiyor ama organizede de bayağı atılımlar var değil mi Sayın Başkan? Tarsus dönem dönem yükseliş dönemleri bazen de böyle bekleme, çöküş demeyeceğim hiçbir zaman ama bir bekleme dönemlerine giriyor. Mesela bilmeyenler için Türkiye'de ilk dokuma fabrikası Tarsus'ta kuruldu. Rasim Dokur ki Cumhuriyet'ten önce kuruldu ve askerlerimize kıyafeti, kumaşı ürettiği bir fabrikamız vardı. Yani sanayi dediğiniz zaman elektriğin ilk şehir içerisinde dağıtımı İstanbul'la beraber Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un o yönüyle bakacak olursak 55 tane çırçırı, tekstili, pamuğu, ipliği devasa bir sanayisi vardı. Ancak en büyük şanssızlık pamuğa dayalıydı bu. Yani pamuk üretimi düştü, ithalat başladı. Dolayısıyla bunun işlemesi ve ipliği de düştü. Tarsus'taki sanayinin çoğu bir anda yok oldu. Biz bunu bertaraf etmek için neyi görüyoruz? Çukurova dünyadaki 3 tane sayılı ovadan birisi. Ve burada inanılmaz tarım ürünü yetişiyor. Ve o ürün biraz fazla ekildiğinde sofra değeri, sofralık olarak üretildiği için geri kalanı deyim yerindeyse çöpe gidiyor. Biz bu fikirde Gıda İhtisas Organize diye başladık bu ürünleri değerlendirmek üzere. Akabinde çok farklı sektörlerden de talep geldiği için döndük karmaya çevirdik. Bugün gururla söyleyeyim Şişe Cam 900 dekar arazide dünyanın en büyük cam fırınını Tarsus'ta kuruyor şu an. Şimdi bazı şehirler vardır böyle slow city diye böyle yavaş sakin yaşamın olduğu kentler vardır. Tarsus aslında bir nevi o şekilde bir şehir. Hatta biz de slow food'u Türkiye'de 4. ki şu an 3. o yüzden kurduk. Tarsus sessiz, sakin, kendi halinde biraz da deyim yerindeyse eyvallahsız yani bir kent. Kendi kendine yeten, kendi işini kendi gören, çok da isyan etmeyen bir kent kimliğiyle. Ben bu kentin dünyaya tanıtılmasını isterim. Bunun içinde tabii şehir içerisinden, trafiğinden, altyapısından ve en büyük ihtiyacımız olan otelin tamamlanmasını isterim. Ama gelin görün ki bir yatırım için geldiğiniz zaman, dünyanın herhangi birinden yatırımcılar geldiği zaman konaklayabileceği bir oteli maalesef yok. Bunlar olursa insanlar hani kıyafetleriyle karşılanır, bilgileriyle uğurlanır diye çok güzel bir söz vardır. Bu konuda da şehri şöyle düşünmek gerekiyor. Önce bir şehir kıyafetiyle karşılamalı ki oteliyle,
çevresiyle, güzellikleriyle, ondan sonra zaten tarihinin derinliklerini ve Çukurova'nın bereketi bilgiyle bütünleşince Tarsus efsane bir şehir olur. Kesinlikle katılıyorum. Buradan da turizm ve otel yatırımcıları Tarsus'a yatırıma davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rehberin bu hafta da sonuna geldik efendim. Çok keyifli bir şekilde Silifke'yi gezdik. Lavanta bahçesi, plaj, deniz, lezzet derken tabii ki Silifke'nin ürünleri, ardından Tarsus'a gittik. Tarsus'ta da hem Cezerya'dan konuştuk hem Tarsus'la ilgili güzel bilgiler aldık. Rehberin bu hafta da sonuna geldik. Ama benim için dünyanın en önemli insanı, benim canım annemin de doğum günü büyük ihtimalle de programın yayınlandığı güne denk gelecek. Yaşını söylemeyeceğim, yaşı kaç olursa olsun bütün anneler her zaman gençtir. Annem, doğum günün kutlu olsun. Bartu, hemen yanıma gel, kapanış anonsunda. Bartu, hemen yanıma gel. Şimdi anneme verilebilecek en güzel hediye, torunundan ona televizyonda gelecek bir doğum günü mesajıdır. Babaannene ne söyleyeceksin? Doğum günün kutlu olsun, nice yaşlara yani. İnşallah daha çok görürüm. Sevgiyi söyle işte babaannene. Yani. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun işte. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.